ya, balonlarla gelmişsiniz. Çok severim. Vallahi balonlarla gelmişsiniz. Balonu kim sevmesen çocukluğumuzdan beri böyle hoş geldiniz Nurullah Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Beni kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldim ama hani neden geldim inanın ki ben de hiç anlayamadım. Çok da gönüllü gelmediniz yani. Yani aslında belki de yüzünü bile hatırlamıyorsunuz. Nazlı Hanım başvurdu programımıza ve Tamer'in annesi. Hani belki siz gıyaben de tanışmadınız. Ama o sizi sadece onun çocuğunun mezarına değil, diğer çocukların mezarına da balon bıraktığınızı bildiği için sizi arayıp sizinle görüşmek, tanışmak istemiş. Ya ben bunu aslında çocuklar sevinsin diye yaptım. Evet, satmadığınızı biliyorum. Satmıyormuşsunuz. Evet, ben balon satmıyorum. Çocuklar sevinsin diye onların gözlerindeki o mutluluğu görmek için yapıyorum. Aslında Nazlı Hanım beni neden görmek istiyor hiç anlayamıyorum ama bir gerek nevi, de yok yani. Bir, yok öyle düşün. Bir nevi umut da atıyorsunuz aslında. Yani o üzgün annelere bir şey oluyorsunuz, ne bileyim. Onun adını da demin Nazlı Hanım'la konuşurken koyamadım. Dedim ki nasıl bir bağ oluştuysa aranızda, yani sizi görmeden, sizi tanımadan, sizi bilmeden siz o insanlarla aranızda bir bağ oluşturmuşsunuz. Bir köprü kurmuşsunuz. Ben bunu gerçekten çocukların sevinmesi için yaptım. Başka bir amacım ya da onu tanımak gibi bir şeyim olmadı hiçbir zaman. Balon dağıtıyorsunuz. Balon dağıtıyorum, evet. Çok güzel bir şey yaptınız. Ama yani ister istemez insan böyle bir şeyi merak eder. Bu çok özel bir şey. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, ben bir gün balon dağıtırken çok dikkatimi çekti. Bir bayan ağlayarak böyle hışkıra hışkıra yanıma geldi. Benden balon istedi. Tabii ben o sırada balonları zaten dağıtmıştım. Elimde de balon kalmamıştı. Ben balon satmıyorum dedim. Gerçekten de zaten satmıyordum. Ben onu dağıtıyordum birbirlerine. Evet. Ondan sonra kendi çocuğu için balon almak istediğini söyledi tabii. Ama yanında da bir çocuk falan da göremeyince... Sordunuz. Yani evet, sordum. Yani çocuğunuz nerede dedim. Tamer'in öldü dedi. Ben bu balonları da işte onun hayrına çocuklara dağıtmak istiyorum şeklinde bir konuşması oldu. Tabii elimde de balon kalmadığı için o gün akşam eve gittiğimde bayağı bir yani düşündüm, kafama takıldı. Ertesi gün tekrardan aynı yere gittim. Yine balon dağıttım ama o kadını orada göremedim. Balonları da dağıttım, bitti neyse. Bittikten sonra yan tarafta bir mezarlık vardı. O mezarlığa gittim. Bayağı bir dolaştım o gün orada. Mezarları tek tek inceledim. Derken küçük bir mezar gözüme takıldı. Mezar taşında Tamer yazıyordu. Ve ben o çocuğu için, o hayrı işlemek isteyen o kadını sevindirmek istedim. Ertesi gün tekrar oraya geldim. Size söylemiş miydi oğlum Tamer için? Tamer'in ismini söylemişti. Ha, söylemişti. Tabii, o yüzden mezarda. Çocuğunuz nerede dediğim zaman... Ha, öldü dedi. Öyle. Tamer'im öldü demişti. Oradan ha, Tamer'im aklıma, öldü deyince Tamer'im siz... Tamer'im öldü demişti. Sonra ismini gördünüz mezar taşında. Evet, mezar taşında ismini gördüm. Ve ertesi gün oraya bir balon bağladım. Tam çıkarken ya dedim başka çocukları da sevindirmem gerekmez mi? Çünkü başka çocuk mezarları da gözüme ilişti. Ondan sonra... Bunu kendime bir görev edindim. O insanları sevindirmek istedim. Gördüğüm her çocuk mezarına bir balon bağlamak istedim. Ve ben bunu dediğim gibi o insanları, o çocukları sevindirmek için yaptım. Yani Nazlı Hanım'la tanışmak veya görüşmek için yapmadım. Hiç aklıma bile böyle bir şey gelmedi. Anladım. Özel bir şey olsun diye yapmadınız bunu ama inanın çok çok güzel bir şey yapmışsınız. Yani eminim daha sonra o anneler bir araya gelmişler. Nazlı Hanım dedi, hatta bir grubumuz var bizim dedi. Size hep konuşmuşlar. Evet. Yavrularını toprağa verdikleri için. Sizin yaptığınız bu güzel davranış onları inanılmaz mutlu etmiş. Ve
çocuklarıyla bir bağ kurduğunuzu düşünüyorlar. Yani hani çocuklarını orada mutlu ettiğinizi düşünüyorlar. Buna inanmak istiyorlar. Güzel bir şeye inanmak istiyorlar. Güzel bir şeye inanıyorlar aslında. Buna vesile olmuşsunuz. Ben de onların namına size teşekkür ederim Nurullah Bey. Şey derim ama ben gerçekten böyle bir şeye vesile olduğumun farkında bile değildim. Evet. Dediğim gibi yani benim başka hiçbir düşüncem yoktu. Benim tek amacım çocukların mutluluğu, onların yüzlerindeki o mutluluğu görmek. Onlarla gözlerinin içine baktığım zaman onların güldüğünü yani gözlerinin güldüğünü görebilmek. Evli misiniz? Ben hiç evlenmedim. Ha, çocuğunuz falan da yok yani. Yok çocuğum falan. Şey. Yok hayır ben hiç evlenmedim. Kendimi bildim bileli yalnız yaşıyordum. Yalnız aileniz? Ailem, benim bir ailem olmadı. Ben yetiştirme yurdunda kaldım o şekilde. Anladım. Evet. Şu an nerede yaşıyorsunuz? Yalnız mı yaşıyorsunuz? Ya şu anda birkaç arkadaşımla beraber bir ev tuttuk. Orada kalıyoruz. O şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Anladım. Yetiştirme yurdunda büyüdünüz. Zordur. Anneyi babayı tanımadınız herhalde. Anneyi babayı hiç hatırlamıyorum. Hiç tanımadım onları. Kendimi bildim bileli de yurtlarda yetiştim. Orada doğduğumu, orada büyüdüğümü düşündüm hep. Bir annem babam hiçbir zaman yani olmadı. Benim annem de babam da oradaki arkadaşlarım oldu. Evet. Belki bugün onları hiç görmek bile istemezdim. Yaşıyorlar mı tabii bunu da bilmiyorum ama zannedersem hiç onları görmek istemiyorum artık. Yani anneyi babayı da tanımak istemezdim diyorsunuz. Hayır istemezdim çünkü dediğim gibi benim bütün ailem burada arkadaşlarım oldu. Oradaki arkadaşlarım oldu, kardeşlerim oldu. Hani aile bakımından değil de böyle yakınlık olarak düşünürsek bir kişiyi sadece akrabam diye düşünebildim. O da Sude ablaydı. Sude? Evet, Sude abla. Kim o? Aynı yurtta mıydınız? Yok, Sude Hanım... Şimdi ben daha önceden ilkin Mersin'de bir yurtta kaldım. Daha sonra Bursa'ya, daha sonra da İstanbul'a. İstanbul'daki yurda geldim. Yurduna geldiniz. Evet. Daha sonra tekrar Bursa'ya, tekrar İstanbul'a geldim ama son 4 yılımı İstanbul'daki yurtta geçirdim. Burada tabii böyle ziyaretçiler falan gelirdi, gönüllü ziyaretçiler. Sude abla bunlardan biriydi. Çocuklarla oyun oynamak için gelirdi. Tabii bunların içerisinde de çocukların arasında en fazla benimle ilgilenirdi. Beni çok severdi. Aramızda özel bir iletişim vardı, bir bağ vardı. Bu da benim çok hoşuma giderdi. Mesela bir yıl boyunca aşağı yukarı her hafta sonu mutlaka geldi ama birkaç kez de gelmedi. Gelmediği zamanlar ben mutsuz olurdum. Akşam yatağıma girdiğim zaman dua ederdim. İnşallah yarın gelir diye sürekli böyle onun yollarını gözlerdim. Kendisini hep öyle beklerdim. Onun da dediğim gibi aramızda özel bir bağ vardı. Gerçekten benimle çok fazla ilgilendi. Eli boş gelmezdi. Sürekli hediyeler, sürekli oyuncaklar falan getirdi bizlere. Mesela o zamanlar işte ben 14 yaşlarındaydım. Zannedersem o da bir 3 veya 4 yaş benden büyüktü. Şu anda yaşıyorsa ki umarım yaşıyordur. Şu an yaşıyordur diye daha sonra görüşmediniz mi? Daha sonra hiç görüşmedim. Ha, yani bir süre geldi sizin oraya. Tabii bir yıl kadar yanılmıyorsam. Ziyaretinize geldi. Bir yıl boyunca sürekli geldi. En son geldiğinde de 18 yaşını bitirmiş, 19 yaşından gün alıyordu. Tabii ben de o zamanlar 14-15 yaşları civarlarındaydım. Bana ailesinin kendisini zorla evlendirmek istediğini söyledi. Tabii kendisinin evlenmek istediğini zannetmiyorum ama evleneceğini söyledi. Çünkü ailesinden bayağı bir şikayetçiydi. Ailesinden ayrılıp kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyordu. Ya da eşiyle birlikte mutlu bir yuva kurmak istiyordu. Belki bir evim olmayacak ama en azından eşimle bir yuvam olacağına inanıyorum dedi. Son görüşüm oldu bu da onun. Ha, gelmeyeceğini mi söyledi bir daha size? Gelmeyeceğini söyledi ve giderken de kulağıma birkaç şey fısıldadı. Ben de bunu hayatım boyunca hiç unutamadım. Çok özel değilse ne fısıldadı acaba kulağına? Yani şöyle bana buraya son gelişinin olduğunu söyledi. Beni çok sevdiğini söyledi. Ve hiçbir zaman unutmamamı istediği şey de senin ablan olarak beni görmeni istiyorum dedi. Yani daha doğrusu... Gerçek ablanız olabilir mi? Yani kardeşiniz yani olabilir mi? Aslında onu kastettiğini düşünüyorum. Ben öyle olduğuna inandım ya da inanmak istedim. Ben onu gerçekten kendi ablam olarak düşündüm. Size ne dedi? Beni...
Beni her zaman bir ablan olarak hatırla. Ha, sen benim kardeşimsin dedi. Evet. Hani ablan olarak hatırla, sen benim kardeşimsin. Daha bir daha görmediniz mi? Hayır, en son gelişi oldu. O zaman zaten hamile olduğunu söylemişti. Hamileydi. Evet, hamile olduğunu söylemişti. Ne yazık ki ondan sonra bir daha da hiç görmedim. Çocuğu olacaktı yani. Evet. Bu da mı sizi etkiledi? Yani aslında şöyle bir şey, ben balonları dağıtırken belki bir gün hani onun hamile olduğunu da bildiğim için hani belki bir gün bir yerde Süda ablamın çocuğuyla karşılaşırım. Benden balon alır. Çünkü balon her çocuğu büyüleyen bir şeydir. Çocuklar balona ilk önce şöyle bakarlar. Sonra giderler anne veya babalarına, adeta yalvarırlar bana balon al diye. Ben de bunu gözlemlerim. O çocuk gittiği zaman onun ailesini görmüş olurum. Belki bu vesileyle Süda ablayı da bulurum diye umut ediyorum. Çok enteresan bir insansınız. Yani